Demiş. Çok üzüldüm şu an. Deli dana gibi döndük. Üzerine boya atmışlar. Çok güzelsin sen ya. Yağmur yağıyor. Merhabalar. 4 dakika mı kalmış kartta? Evet arkadaşlar, Twitch'ime hoş geldiniz. Ablaya getir şimdi. Bir tane orada. Ben getireyim sana. Çok iyi. Sazlıklardan havalanandan son. Bir ördek gibi sesinde. Ben dede gibi oldum ama ya. Deniz'cim sen deniz dedesin. Benim niye böyle estetik pijamalarım yok? Müsamere koştum. İlkokul müsamere. Ay havayı göstereyim. Bakın. Günün geri kalanı da böyle güneşli mi olacak? Bakıyoruz. Nasıl bir cloudy? Cloudy diyor. Nasıl bir bulut? Mesela şu anki gibi bir bulut mu? Yani herhalde artacak çünkü şu anda full bulutlu gösteriyor. Parçalı bulutlu göstermiyor. Tamam, şu an gayet güzel. Saat 3'ten sonra da diyor parçalı bulutlu olacak, açacak diyor yani. Tamam, böyle işte şu anki güzel, böyle devam eder. Akşam 5'te de güneş açacak diyor, bildiğin. Bugün Onur bize ekmek yapacak değil mi Onur? Beraber yapacağız. Sen yapacaksın. Bugün benimle ekmek yapın arkadaşlar. Ekşi mayalı. Geçen bir haber okudum. İngiltere'de fırın olmadığı ile ilgili bir şeyler anlatıyordu. Evet. Verdiğin haberi. Fransa'da yok. Her köşe başında var diyor, burada yok diyor. Bir de diyor burada diyor olan fırınlarda diyor çok pahalı yapıyor ekmeği. Bir tane ekmeği 5 pound satıyorlarmış. Ekşi mayalı. Mesela pastane falan var ama fırın yok, evet. Evet, marketlerde yapılıyor hep ekmekler diyor. Aynen. Marketlerde o kendi arkalarındaki fırında yapıyorlar diyor ve hazır şeyden, ondan yapıyorlar. Mayalanmış hamurdan yapıyorlar ve aşırı derecede çok fazla koruyucu madde oluyormuş içinde. Tuzu çok fazla oluyormuş. Doyuruculuğu az oluyormuş. Diyordu fırın ki, mı açalım diyorsun yani? Fırın açılabilir. Diyordu ki bir de orta sınıf diyordu, imkanları olan evinde yapıyordu diyordu ekmek evini. Ama mesela şey olmayan, atıyorum odada kalan, fırın olmayan, yapacak yeri olmayanlar mecbur marketten yiyordur. Fırını olmayan var mıdır? Yoktur herhalde de yani yer sorunu olabilir. Kalabalıksa mutfak. Air fryer olmayan vardır. Mesela biz. San Sebastian yaptım. Dün pofilikti, çok kabarıktı. Çıktığında evet böyle ağzına kadar kabarıktı. Ama tabii büzüşüyor yani, normal. Şimdi böyle çok yanık gözüküyor. Bu bayağı simsiyah gözüküyor şu an. Şindey. Ben diyorum ki böyle keseyim. Sonra şöyle çapraz yapayım. Çünkü genelde öyle servis ediliyor ya. Hay hay. Ya yırtılıyor. Şöyle alıyorum. Geçen sefer de öyle yapmıştım. Şöyle alıyorum. Şimdi böyle. Sonra bunu geri koyacağım oraya. Onun bir kısmını burada bırak. Güzel gözüküyor. Evet. Pardon. Servis, zorlanıyorum serviste şu an. Altına girdik. Ya of ya. Bunu kağıtla mı yapıyorlar her yerde? Evet. Böyle? Ben uydurmadım. Böyle yapılıyor. Tadım testi yapıyoruz. Evet. Güzel mi? Çok güzel. Geçen sefer de tadı güzeldi zaten. Sadece bir tık fazla pişmiştim. Ya bu da bir tık sıvı olabilir içi ama... Gayet güzel bence. Ben sıvı olunca çok çabuk bitiyor. Böyle kek gibi olunca daha güzel oluyor. Onunla indir kaldır zor olmayacak mı öyle ya? Ne yapayım, böyle mi bırakayım? Şöyle atıyoruz, tamam. Sana çay mı? Çay suyu kaynadı. Yaptım, çayda dolduruyor. Anam uyuyor ya, biz yaptık ya. Hello. Parka gidiyoruz. Bisikletle gideceğiz. Finsbury Park'a gideceğiz. Arkadaşlarımızla buluşacağız. Belki gelirlerse, gelmezlerse de orada oturup bir kahve falan. Onur'un bisikleti aşağı sokakta. Böyle hangarlar var.
bu hangarların içinde. Onurunki aşağı sokakta. Benimki bu sokakta. Kendimiz seçemedik. Yani kendimiz seçebilmiş olsaydık aynı hangarı seçerdik ama farklı hangarlarda yer vardı. Şimdi benimki hangisindeydi hatırlamıyorum. İki tane var burada. Şundaydı galiba. Bunda mıydı? Bu değil galiba. Bu muydu ya? Yo, bundaymış. Evet. Bakın bu benimki. Örümcek avı olmuş her yer ya. Pis. Bunu bir silmek lazım değil mi? Bir saniye. Baksana ya, iğrenç olmuş. Evet arkadaşlar, Deniz'in kanalına hoş geldiniz. Kızılderili Deniz. Evde bir tane şey var ya, bisiklet kalıyor. Onu mu kullansam ben? Olabilir. Onur benden daha fazla ne öyle ne yaptı? Onur benden daha fazla bisiklete bindiği için onunki tertemiz duruyor değil mi Onur? Evet, benimki kirli. Ben en son yazın bindim. Sonbaharda bindim değil mi? Öyle bir şey. 6 ay olmuştur. Ben bunu oturmak isterim. Peçeten var mı? Yok. Oo, teker flat. İnmiş. Aa. Şirsin. Ön teker. Tamam, arkası patates. Evet. Patlak mı acaba? Yoksa durduğu yerde mi indi? Bilemiyorum. Anlayamayız değil mi şu an? Şişirirsek ve inerse o zaman anlarız. Galiba diğer türlü önce burası buraya girecek. Ha doğru. Bisikleti kullanmayınca unutuyorum sanırım. Neyse ki bisikleti binmeyi unutuyorum. Bir saniye. Öf, her yeri pis ya. Öf. Elime bak. Gözüküyor mu? Pislendi. Altımda siyah pantolon var, o yüzden oturmak istemiyorum. Üstüne kaskımı alayım. Tekerim inmiş. Yaşayacak mı? Bu arada o puf montu giymediğim iyi olmuş. Şu an aşırı sıcak. Ya bunu bile çıkarabilirim. Sokağı göstereyim. Burası bizim üst sokağımız. Böyle evler güzel. Arabalar güzel. Hatırlıyor musun onu? He? Finalık bildi. Şapka taktı içine. Tamam, şimdi biraz 360 çekebiliriz giderken. Gidelim. Onu bir yağlamak gerekiyor herhalde şeyin. Ama mesela şöyle bastığında hiçbir işe yaramıyor.
böyle dibine kadar basmam lazım. Onda da yani hani süper iyi değil. Tekrar gidik. Gidik mi? Oo. Geri mi dansak? Olur, fazla uzaklaşmamın dönüm. Nasıl yapacağız ki? Gel şu kenara çek. Şişirelim aslında tekrar. Parka kadar geri gidelim. Bisikletle gidemiyoruz. Çünkü tekerim patlamış. Şişirdik ama işe yaramadı. Daha fazla uzaklaşmadan eve döneceğiz. Bisikletleri bırakacağız. Yürüyeceğiz mi? Arabayla gidelim. Arabayla? He. Üzdüm. Hava bisiklet sürmek için çok güzeldi halbuki. Yani evde lastik varsa değiştireyim diyeceğim de. Evde var da yani vakit olur o. Evet. Üzdüm. Çok üzüldüm şu an. Bu o kadar güzel ki. Ben uzun zamandır bisiklete binmediğim için çok heyecanlanmıştım. Heveslenmiştim ama binemedik. Akşam erken dönersek ya da yarın sabah Onur bisikletin lastiğini değiştirecek. Şu an karşıya geçeyim. Arabayla gideceğiz. Hafta sonu olduğu için park yeri de vardır sokakta. Böyle. Bakın. Ya. Şimdi. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama kaskıyı hiç çıkarmamışım. Çünkü kafamı çarptım. Şimdi bizim sokağa gidelim. Onur orada bekliyor. Hava çok iyi ya. Kaç derece ki hava? Dur bakayım. Hava şu an 10 derece. Çok da yani çok da şey değilmiş ama bayağı güzel. Saat bu arada 2:20 geçiyor. Şöyle çevireyim kamerayı. Mahalle böyle. Şöyle bir şey olmuştu geçen yaz. Biz bisikletlerimizi şu an arabanın bulunduğu sokağa dışarıya bağlıyorduk. Ve bir sıkıntı da çıkmadı yani aylarca. Sonra Onur lastiklerini değiştirdi, yeniledi. Ve lastiklerini yenilemesinin 2 hafta sonrasında arka tekeri çalındı bisikletinin. Zinciri, minciri, her şeyi. Sonra dedik ki yani bu böyle olmayacak. Biz eve çıkaralım ve Onur sürekli kullanıyordu bisikleti. Ben çok kullanmadım. Benimki balkonda duruyordu. Onur'unki de yatak odasında duruyordu. Sonra bu hangarlara başvurduk. Yani hangarda yer kiralamak için belediyeye başvuruyorsun. Başvurduk. Sıraya girdik çünkü yer yoktu. Sonra böyle bir 6-7 ay sonra mı ne? Yer çıktı. Ama farklı hangarlarda. Öyle, evde bayağı yer açılmış oldu. Çünkü bayağı ayak altında oluyordu ya. Geldim. Yoruldum be. Oh. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arabayla arabayla parka gidiyoruz. Arabayla parka giden mi biz olabiliriz yani şu an. Yürüyelim işte şimdi. Yok ya. Arabayla gidelim. Orada parkın içinde dolaşırız diye bir de şimdi. Dün de çok yürüdük. Ha, dün de iyi yürüdük. Sıcakladım ya şunu.
Hadi biraz dışarıyı çekeyim. Bir türlü tutturamadık ya. Evet, bugün öyle oldu. Bir şey diyeceğim, gidemedik arabayla. Arabayla gittik. Ve fakat park edemiyormuşuz cumartesileri. Pazartesiden pazara kadar park edilmiyormuş. Bir tek pazar park ediliyormuş. Biz oraya kadar gittik. Deli dana gibi döndük. Park yeri bulamadık. Eve geldik geri sürekli. Neyse yine eve geldik. Arabayı bıraktık. Bu sefer yürüyerek gideceğiz. Bizim evin orada mesela. Hafta sonu park edebiliyorsun. Ama bu Finsbury Park bölgesi daha yoğun olduğu için sanırım. Ondan diye düşündük. Neyse. Bahaneyle Onurcuğum etrafı gösteririz. Bakın nereye geldik. Korumaya almışlar. Çünkü bak şurada beyaz boyalar var, görüyor musun? Kameramı düşürsem şu an ne yapacağız? Üzerine boya atmışlar. O yüzden böyle tahta korumalar yapmışlar etrafına. Hala bu kadar kalabalık olmasına şaşırdım. Bu arada ben böyle ana üstünde bir burada zannediyordum. Yani bir yan tarafında zannediyordum. Ha. Nereye geldik? Bak şurası. Ne bu? Aa evet. Bakın şu eve bakmaya gelmiştik biz. Kiralık. Kiralık. Daha da şu ilk şu değil de onun bir yanı. Tatlıydı. Evet. Güzeldi, beğenmiştik ama birazcık bizim için pahalı gibiydi sanki. Bir de 750 istiyorduk. Bir de konsil taksi de yüksekti. Evet. Bahçesi falan vardı. Küçük bahçesi vardı. İki katlıydı. Ama yani. İki katlıydı ama şey biraz sıkıntılıydı. Yani çok güneş almıyor gibiydi yani. Evet. Güzeldi. Ama şu anki evimizin konumu bir tık daha iyi gibi. Aynen, bizim ev daha iyi. Tamam. Ya bu ev tip ve hani genişlik olarak güzeldi ama işte güneş alması falan, council taxi A bandında şu anki evin. Masrafı ucuz daha yani. Az, daha ucuz evet. Metroya falan daha yakın. Ama bu evi tutmuş olsaydık da Banksy gelip bizim duvarımızı boyamış olacaktı Onurcuğum. Neredeyse. Yani. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar, sokak kedisi yok burada ama ev kedileri böyle sokakta geziyor. Çok güzelsin sen ya. Ama böyle ana yola çıkma. Ana yol, valla arabalar vızır vızır geçiyor. Güle güle. Bu nasıl bir ağaç? Bonsai, bonsai gibi mi? İlk ama defa görüyorum. Yerinde çiçek var. Çok güzelmiş. Ay bu da çok güzel. Çok güzel. Bakın. Bir gidemedik ya. Neyse biz gittiğimizde ama sanırım güneş açmış olacak. Bakın şu. Şunlar kara bulutlar. Burada da var biraz. Şurada da var devamı. Bak. Starbucks'a geldik. Kahve alacağız. Ben Starbucks'ın white mocha'sını seviyorum. Ben seviyorum. Aynı tadı başka bir white mocha'da bulamadım. Ve porsiyonları da büyük olduğu için Starbucks'tan alacağız. Bu güzel bir ramenci. İlk zamanda bayağı seviyorum.
3 kere 4 kere geldik herhalde Onur'la. Evet, burada. Hadi oradan o sana. Arkadaşımız. İyi yemek yiyor. Kahve alacağız. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun. Geldik. Sen oradan alır mısın? Şimdi ben bunu karıştıracağım çünkü burada nedense dibe çöküyor şeyler. Şurup hep dipte kalmış oluyor. İstediğim gibi tatlı olmuyor. Nasıl basıldım ama? Basıldım. Nasıl gördüm seni? Kızdır takamadım ya. Centilmen bir arkadaşım. Parka geldik. Çok sesli. Burası bayağı büyük bir park. Yani burası bir ucu. Buradan böyle ta yukarı gidiyor. Burası tenis kortlarının olduğu yer. Bunun arka tarafında daha yukarıda sanırım basket potaları var. Onur oraya gidiyor. Geliyor yani buraya basket oynamaya bazen. Ağaçların arasında bir tesis var. Gözüküyordur belki. Oraya gidiyoruz. Kötü bir bulut geliyor Onur. Bak burada da var. Bunlar gidecek. Güneş çıkacak değil mi? İnşallah. Baksana. Gün ne güzeldi aslında. Daha önce biz vakit kaybettik. Geldik. Aha! Yağmur yağıyor. Vallahi yağmur yağıyor. Bu kadar güneşli hava vardı ya. Havaya bakınız ya. Gel içeri oturalım birazcık. Bakın can arkadaşımız. Hoş geldiniz. Merhabalar. Burada oturabiliriz bence ya. Ne dersin? Ben kahve alayım. Oh, hadi oturalım. Korkun aradı şimdi. Dedi ki oğlum fırtına çıktı lan. Tam kapıdan çıktı. Nasıl bir dolu ya ama. İnşallah sondur. Buradan kuşlar. İstinye bayırıydı. Şimdi ne oldu? Katar Caddesi oldu. Katar Caddesi, bravo. Güneş ısıtmıyor. Yalancı güneş. Nasıl dolu yağdı? Ay bu ne? Kaz mı? Kaz. Ay kazlara bak. Aa şu ne değişik bir kuş. Gagasını gördün mü? Aynen. Sarı, kırmızı. Ay ayaklara bak. Gagası falan çok tatlı. Burası da Onur'un basketbol oynadığı şuralar. Basketbol potaları. Burada voleybol da var yanında. Orada basketbol var. En arkada gözükmüyor. Masa tenisi var. Onur'un sosyalleşme alanı. Burada masa tenisleri de. Bu ne güzel çiçek. Bakın. Çok güzel. Şeyini gösteriyorum. Aynen. Baba çıkarsan o zaman çıkıyor. Baksana gördüğü. Ben söyleyeyim. Bil mi? Yok. O kadar. Bence. Aramıza Hakan katıldı, Hande katıldı. Üşüdük, bayağı üşüdük. Güneş ısıtmıyor. O yüzden şimdi şeye gidiyoruz. Şahsen benim favori pub'um bu civardaki. Onur'un da öyle. Oraya gidiyoruz. Dışı da çok güzel. Şimdi göstereceğim. Geldik sayılır. Burası. Çok güzel değil mi? Şöyle ismini de göstereyim.
burası. İsmi bu. Onurcuğum. Ben ne içeceğim? Ben yine içeceğim. Ama yani şöyle bir... Birazdan daha da sezon olacak. Yer bulduk ama burası da çok soğuk. Çok kalabalık oluyor ya burası. Ama çok güzel. Ben seviyorum kalabalığı. Ama yer bulamayınca can sıkıcı oluyor gerçekten. Bir de şu an bulduğumuz yer de soğuk. Bayağı soğuk. Neyse. Azıcık güneşe aldanıyorsun. Azıcık güneşe aldanıyorsun. Ya aslında şöyle UFO'lu yerler var. Oralar iyi ama. Bize UFO'suz yer düştü. Keşke seni dinleseymişim ve kalın montumu giyseymişim. Ben tahmin ettim biraz soğuk olabileceğini ama çok da uzun ben kalmayı planlamıyorduk. Evet yani, bu yüzden kadar kalacağımızı düşünmedik ama ya bu kadar değil mi? Bu arada saat kaç? 18.52 saat. Çok üşüdük ya. Aşırı üşüdük. Ben çok üşüdüm. Şimdi eve yürüyoruz. Bir herhalde 15-20 dakika yürüyeceğiz. Hızlı hızlı yürürsek ısınırız. Dur, o kadar hızlı değil, bir dakika. Şimdi eve gidip kıymalı Brüksel lahanası ya, hiç iç açıcı gelmiyor gerçekten. Önce güzel olur ya yoğurtla yanında. Sarımsaklı yoğurt yapalım. Bir de Onurcuğum ekmek yapacak bugün. Ekşi mayalı ekmek. Ne biçim esiyor lan? Evet ya. Yani esmese çok da sıkıntı yok. Esince çok fena oluyor. Au. Bugün menümüzde Brüksel lahanası, kıymalı, püre ve erişteli mercimek, yeşil mercimek çorbası var. Sen yapacak mısın şey? Erişteli mercimek. Pilav yapalım bunun yanında. Şimdi onunla uğraşmayalım. Onu yarın yaparız çorbayı. O zaman menü değişti. Bozulacak, yanacak bir şey kurdu. Erişteli mercimek çorbası yok, püre de yok. Püreyi yapalım şimdi. Püre var. Aa, gerçi püreyi yapmayalım ya. Şey yok, kaşar yok. Kaşarsız. Dört dakika mı? Dört dakika mı kalmış kartta? Bir önceki video silmem lazım. İçinde hala görüntüleri var. Dünkü lahmacundan kalan salatalar. Bu arada bir şeyi merak ediyorum. Eğer beni hiç tanımıyorsanız ve bir şekilde videoma denk geldiyseniz ve Türkiye'de yaşıyorsanız yorumlara yazabilir misiniz acaba? Ama merak ediyorum çünkü arkadaşlarım takip ediyor. Yani takip ettiğini bildiğim arkadaşlarım var. Zaten çok az takipçim var şu anda. Londra'da yaşadığım için videolarım büyük ihtimalle bu çevrede keşfete düşüyordur. Türkiye'de beni tanımayıp da böyle videomun önüne düştüm birilerini merak ediyorum. O yüzden varsa rica ediyorum yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Onur ustamız bugün bize ekşi mayalı ekmek yapıyor. Maya. Ekşi mayamız. Bakın nasıl yaşıyor. Çok iyi. Çok üşüyorum. Çok belli mi? İçime işlemiş. Isınamadım ya. Eve ilk girdiğimde böyle bir güzeldi. Böyle bir sıcak geldi ama gitgide üşüdüm. Çay içince şimdi toparlarsın. 400 beyaz un koyacağız. 320 çıktı. 800'e tamamlıyoruz. Tam buğdayla. Su. Mevlüt usta. Buradan alalım suyumuzu. Ilık su olsun. O da sıcaklığında bir şey olsun. Bu Onur Bey'in ekmek gramajları. Bir büyük, bayağı büyük.
ya da iki küçük boyutta ekmek çıkıyor. Suyumuzu koyduk. Yani evet. 460 su. Yani tamam. 800 un, 460 su. Şimdi 10 gram tuz. 320 gram mayamız geliyor. Mayaya bak ya. Kabın içinde bir araya getiriyoruz böyle. Tamam, sen böyle karıştır. Ben geliyorum bir sonraki aşamada. Alayım mı onu geri biraz? Aldım işte. Daha fazla alabilirsem. Evet. Deniz'in örgüden yaptığı ip. Valla bu mor ışıkla birlikte onucum Twitch yayınında gibisin ha. Evet arkadaşlar, Twitch'ime hoş geldiniz. Şu yuvarlamaların yap... Konuşamadım. Yok da tabii ki. Şu iki el aynı anda şu. Sürekli şeyi karıştırmak, katlayabilmek. Bak omuzdan böyle aynen. Böyle ittirerek yapınca böyle. Şu hareket. Evet. Sonra bunu böyle bir sağ bir sol. Şöyle stresinizi güzelce atabilirsiniz burada arkadaşlar. Ben yatıyorum. Yüzümü yıkayacağım. Günüm bitti. Bugünüm bu kadar. Böyle. Tatlı olmuş. Üstünü bezle örteceğiz.